Şuradan başlamak lazım. Biraz hem diğer katılımcı arkadaşlar gelene kadar da biraz sohbet etmiş oluruz. Açık kaynak nedir? Yani açık kaynak kültürü nedir? Açık kaynak kod kültürü aslında bundan çok yıllar önce tümüyle CBS'den bağımsız bir konuda, işte yazılım dünyasında ciddi hararetli bir tartışma olarak başladı. Bu tartışmada da işte tahmin edebileceğiniz gibi işte tarafların arasında büyük dev firmalar ve işte bir kısmında da pazar payı görece daha küçük fakat yine de ticari olarak iddia sahibi olan üretici firmalar arasında yaşandı bu tartışma. Bunlarla ilgili dokümanımızda şu bordo renkli yazılar linktir arkadaşlar. Onlara tıklayarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Neden açık kaynak kodlu yazılımlara önem vermeliyiz, neden bunları geliştirmeliyiz ya da neden katkı sağlamalıyız gibi soruların cevabı şu. Şu ana kadar yazılım sektöründe de yapılan tartışmalarda bu işin bir ekoloji yaratması gerektiği savunuldu. Yani açık kaynak kodlu yazılım en temelde bunu sağlıyor size. Yani bir fabrika düşünün. Bu fabrikanın bantına sürekli üretim yapması gerekiyor. Ve bu üretiminde sadece zenginlere değil, sadece orta sınıflara değil, herkese üretmesi gerekiyor. Ve bu şekilde yaparak aslında bantı sürekli olarak çalıştırmış oluyorsunuz. Tabii bu süre zarfında açık kaynak kodlu yazılımların pek çoğu tarih sahnesinden siliniyor mu? Siliniyor. Evet, böyle bir gerçeklik var. Ama ticari yazılımlarda da böyle bir gerçeklik var. Orada yazılımın başarısına vesairesine göre aslında bir doğal seçilim ortamı zaten doğal olarak oluşuyor. Bu işin bir tarafı da standartlar. Yine buradaki linke tıklayarak standartlar konusunda daha detaylı bilgi alabileceğiniz birkaç dokümanı yönlendirme sağladım. Etkinliğin sonunda bu dokümanları hem GitHub sayfasından hem LinkedIn sayfasından hem de işte oda kanalıyla sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bu doküman tamamlandığında yani bunu sunum olsun diye ben parçaladım. Doküman tamamlandığında bu platformlardan paylaşacağız sizlerle. İşin en önemli kısımlarından bir tanesi standartlar arkadaşlar. Yani bu açık kaynak kod dünyası eğer kendi haline bırakılsaydı, özellikle JS sektöründe, CBS sektöründe kendi haline bırakılsaydı, tıpkı ticari yazılımların dünyasında olduğu gibi pek çok farklı formatta, pek çok farklı yazılımda değişik seçenekler ve bu seçeneklerin birbiriyle uyuşumsuzluğu yahut birbiriyle işlenememesi. Yani bu işte İngilizce'de çok sıkça duyarsınız bu konuları. Interoperability denilen bir kavram bu. İşte nedir? Kendi içerisinde işlenebilir olmak, birbiriyle iletişim halinde olabilmek gibi bir konuyu standarda sağlayamazdı. Şimdi yavaş yavaş standartlardan konu açıldı. Standartlarla ilgili bilmemiz gereken birkaç şey var. Birkaç önemli kuruluş var. Bu kuruluşlar size zaten detaylı olarak bilgi sağlayacaktır. En önemlisi bunlardan OGC yani Open Geospatial Consortium. 1994 yılında kurulmuş. Bu konsorsiyum ne yapar? Bu konsorsiyum kendisine bildirilen dosya formatlarını, veri paylaşım yöntemlerini yahut bir takım veri tiplerini standartlaştırır ve bunları dünyadaki her türlü kurum, yani işte kamu kurumu, özel kurum vesaire bu kurumlar arasında birlikte çalışabilirliğini sağlar. Gördüğünüz gibi bu siteye girdiğinizde pek çok farklı standardı
ve bu standartların oluşturulmuş dokümanlarını erişebiliyorsunuz. Tekrardan PDF'imize gelecek olursak, bu kurumlardan önemli bir ikincisi OSCEO. OSCEO Open Source Geospatial Foundation açılımı. Açık kaynak kodlu, mekansal, vakıf. Bu 2006 yılında kurulmuş. OSCEO da aslında şunu yapıyor. Açık kaynak kodlu projelere destek ve finansman sağlıyor. Bu finansmanların çoğunu da aslında bu açık kaynak kodlu yazılımlara ihtiyaç duyan firmalardan alıyor. Gördüğünüz gibi bu siteyi kullanarak direkt bu kurum tarafından finanse edilen açık kaynak kodlu yazılımlara doğrudan ulaşabilirsiniz. İkinci önemli söylemem gereken bir şey, OSCEO'nun LiveCD dediği bir şey var, çalıştırılabilir CD. Bir imaj dosyası olarak bilgisayarınızı açıyorsunuz, kuruyorsunuz, bir işletim sistemi gibi davranıyor. İşletim sistemi gibi, yani yeni bir işletim sistemini dener gibi deneyebiliyorsunuz. Ve bu işletim sistemi içerisinde çok fazla sayıda CBS ile ilgili şeyler var. Açık kaynak kodlu yazılımlar var. Bu yazılımların hepsini deneyebiliyorsunuz, kurcalayabiliyorsunuz. Üçüncü kaynaklardan bir tanesi ve faydalanmanızı şiddetle tavsiye edeceğim bir kaynak. Fos4j. Bu Fos kavramı çok genel bir kavramdır. Free Open Source Software diye geçer aslında şeyde. Pek çok farklı varyantını falan da görürsünüz. Fakat bizim ilgileneceğimiz Fos4j, yani geospatial için, mekansal veri için olan kurum. Bu kurum da OSCEO tarafından finanse ediliyor ve her yıl başka ülkelerde, başka şehirlerde kongreler yapıyor. Son yıl, 2020 yılında pandemi dolayısıyla yapamadılar. Bu yıl Buenos Aires'te planlıyorlarmış. Daha önceki yıllarda Bükreş'te, işte Dar es Salaam'da ve Boston'da yapılmış. Bu etkinliklerin video kayıtlarına ulaşabilirsiniz. İnsanların neleri tartıştığını ve işte genel kullanılan yazılımları vesaire bu siteden Pardon arkadaşlar. Şimdi kısaca standartlardan bahsetmek istiyorum. Bu standartların yıldan yıla nasıl bir gelişim gösterdiğini ve nasıl bir gelişim sağladıklarını kabaca bir tarih akışı içerisinde göstermek istiyorum sizlere. Dokümanımızda bu standartları bir şey olarak tasarladık. Beton direk olarak tasarladık. Sebebi şu. Standartlar gerçekten de hani bir eğer açık yazılım bir ağaçsa standartlar burada bir beton direk gibi davranıyor. Yani hani oldukça düz, oldukça standart, oldukça kurallara, malzemelere bağlı bir şekilde davranmanız gerekiyor. Bunun ticari firmalar için çıkarı ne? İşte pek çok firmanın sitesinde görürsünüz. W3C işte. Web konsorsiyumuna uygun olarak dizayn edilmiştir. İşte OGC standartlarında veri üretilmiştir vesaire. Bunlar tamamen firmaların birbiriyle çalışabilmesi, veri paylaşabilmesi ve birbiriyle uyumu için gerekli olan bir şeydir. Ayrıca şu da var, standartların uygulandığı ortamlarda kamu kurumlarında ve özel sektör içinde rekabet için en uygun ortam sağlanabiliyor. Eğer her farklı firma farklı bir tarzda harita üretseydi, her farklı firma farklı bir tarzda veri paylaşsaydı, biz yani dünyayı kastederek söylüyorum, hani Türkiye'yi çok fazla gözünüzde canlandırmayın. Bu firmaların hiçbiri doğru düzgün iş yapamaz olurdu. Aslında tek bir firmanın çıkarına gibi görünen şey toplamda bütün sektörün zararına olurdu.
Bakalım 1997 yılında GeoTIFF gelişmiş. Ya da GeoTIFF, İngilizce telaffuzla da şey daha hatalar olabilir. Çok fazla önemli değil. Daha sonrasında hemen 1999 yılında Web Mapping Service gelmiş ki bu coğrafi bilgi sistemleri sunucularında çok temel bir servistir. GeoTIFF dediğimizde bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. TIFF dosyasının içerisine o raster verinizin koordinat bilgisinin işlendiği ve o raster verinin dönüşüm parametrelerinin içine gömülü olduğu bir dosyadır. Yani siz bunun haricinde başka hiçbir dosya kullanmadan rahatlıkla herhangi bir CBS tabanlı uygulamada GeoTIFF'leri işleyebilirsiniz. 2000 yılında Geography Markup Language gelmiş. GML diye bildiğimiz bir dosya bu. Çok bilinen bir formattır, ortak bir formattır ve genelde de açık veri standartlarında aranan bir şeydir. Hemen 2003 yılında LAS Specification gelmiş. Yani lazer nokta bulutu Specification nasıl denir? Yönerge aslında, bir çeşit yönerge. Katalog servis. Yıllar içerisinde web harita servisleri çoğalmaya başlıyor. Bu web harita servislerini gittikçe artan sayıda kamu kurumları yayınlamaya başlıyorlar web üzerinden. Ve doğal olarak bunları bir kataloglama, kategorilendirme ve kategorilendirilmiş web harita servislerini de bilgi meta bilgisini sağlama görevi ortaya çıkıyor. Bu da doğalında farklı bir şeyi ortaya koyuyor. Yani bu web harita servislerinin kataloglanması ve standartlaştırılması gerekiyor. 2005 yılında şimdi 2005'ten sonra hızlı bir gelişim gösterecek. Well known text yani iyi bilinir yazı ya da bunun WKB diye de bir varyantı var. O B harfi binary için. Bu da aynı formatın aslında binary formatındaki versiyonu. Ne yapar bu VKT? VKT aslında şunu yapar. Nokta çizgi poligon geometrilerini bir text dokümanı olarak bir enlem boylam cinsinde veya işte koordinatlar silsilesi şeklinde ifade eder. Ve bunun standardıdır. Çok temel bir şey olarak görüyorum ben bu gelişmeyi burada. Çünkü bu gelişme sonrasında çok fazla sayıda açık kaynak kodlu coğrafi bilgi sistemi yazılımının da önünü açacak ve onların gelişmesini sağlayacak. Web Coverage Service yine bir web harita görüntüleme servisi. 2006 yılında Web Feature Service ortaya konmuş. Web Feature Service artık bizim web üzerinden görüntülenen haritaları raster olarak değil, vektör olarak da sunabilmemizi sağlıyor. 2007 yılında web haritalarının ekranı büyütme şansımız var mı? Tamam, şöyle yapalım. Sesi yükseltme şansım var mı? Hemen bakıyorum. Sesi yükseltme şansım maalesef yok. Fakat ben biraz daha yüksek sesle konuşarak yardımcı olabilirim belki. Web Processing Service 2007 yılında artık haritaların web üzerinden işlenmesi gerektiğine de karar verilmiş ve Web Processing Service standardı ortaya konmuş. Pardon. Yani bu işte web üzerinden sizin sunduğunuz bir takım veriler var. Bu verilerin işlenmesi gerekiyor ve bu verilerin işlenmesi için de belirli fonksiyonları sizin sunucuya istemcilerin göndermesi gerekiyor. Kullanıcıların göndermesi gerekiyor. Bu tip durumlarda da web processing servis kullanılıyor. GeoRSS bildiğimiz RSS şudur. Oradan başlayayım. RSS internet üzerinden yayınlanan bir takım bilgilerin çok özet kısaltılmış ve sıkıştırılmış bir halidir.
Ve örneğin işte siz bir internet sitesi yapıyorsunuz, haber sitesi yapıyorsunuz. Onun bir RSS yayını var. Bu size şunu sağlıyor. Herhangi bir RSS okuyucudan, herhangi bir RSS istemcisinden çok fazla sayıda siteden, çok fazla sayıda kaynaktan aynı görüntüleyiciye, aynı viewer'a haberleri toplayabiliyorsunuz. Aynı mantıkta da bunda da işte enlem boylem var. İşte konum vesaire bildiriyor. K-hole Markup Language 2008 yılında. Aslında K-hole Markup Language öncesinde var ama şöyle ki açık kaynak kodlu değil. K-hole diye bir firma var. Bu K-hole firmasını Google satın alıyor. Daha sonrasında kendisi kullanıyor ve 2008 yılında da açık kaynak kodlu hale getiriyor. GeoJSON yine burada farklı bir format ve açık kaynak kodlu CMS yazılımlarında sıkça kullandığımız bir formattır. JSON'da arkadaşlar, JSON'ın özelliği şu. Bakın, çok eski bir zaman diliminde Geographic Markup Language çıktı. Bundan çok çok öncesinde de aslında yazılım dünyasında paralel bir gelişme var. Daha doğrusu bütün bu JS dünyasının üzerine hazır konduğu bir yazılım dünyasındaki gelişmeler var. O gelişmeler nedir? Hani XML tabanlı dosya tipi, veri formatı daha doğrusu. Bu XML tabanında siz nesneleri ifade edersiniz. İşte ev, parsel, işte blok vesaire gibi ifadeler kullanırsınız. Ve bunların işte belli bir takım kuralları vardır. Hani XML içerisinde de, GML içerisinde de. GeoJSON ve JSON'la birlikte aslında yazılım dünyası bu ifadeleri kullanırken kullanılan fazla karakterlerden olabildiğince kurtulmaya çalışmıştır. Ve de mimari olarak da biraz farklılığı var denilebilir. Bunda önemli olan işte iç içe nesneler, işte parselin içinde bina, binanın içinde odalar vesaire gibi iç içe objelerin tasarlanması gerekir. CityGML adından da anlaşılabileceği gibi GML'in bütün bir şehir için tasarlanmış olan versiyonu. CityGML standardındaki özellik şu, bütün şehri tek bir şey olarak ifade etmek, tek bir bir envanter olarak ifade etmek. Yani bu ne demek? İşte bir şehirde neler olabilir? Yollar olabilir, parseller olabilir, binalar olabilir, şehir mobilyaları olabilir, kaldırımlar olabilir, köprüler olabilir. Bütün bunları ifade edebileceğiniz tek bir veri formatı, standart bir veri formatı. 2009 yılında web harita servisleri yaygınlaştıkça işte şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Hani bunların işte tek seferde çok fazla kullanıcıya yönlendirilmesi ciddi anlamda bir darboğaz, bir işte veri transfer hızları yetmiyor, internet hızı yetmiyor vesaire. Burada da tiling dediğimiz mekanizma çıkıyor. Yani işte karolama mekanizması çıkıyor. Karolama mekanizması aslında size şunu yapıyor. Çok sayıda istemci var tek bir harita için. Biz bunları karelere bölelim. Bu kadar kullanıcıya bunları dağıtalım gibi bir mantığı var. Aynı mantık daha sonra göreceğiz. Üç boyutlu objelerde de olacak. 2009 yılında yine Styled Layer Descriptor, yani stilize katman açıklayıcısı dediğimiz bir standart yerleşmiş. Bu standardı ben son 3-4 senedir kullanıyorum. Oldukça güzel, tavsiye ederim. Eğer açık kaynak kodlu yazılımları kullanıyorsanız orada sıklıkla görürsünüz. Bir katmanın sembolünü ayarladınız, rengini ayarladınız, işte görüntüleme biçimlerini ayarladınız, etiketleri vesaire. Bütün bunları SLD veri formatında saklayabilirsiniz ve katmanızla birlikte kullanabilirsiniz. GeoSparkQL bu QL'lerin hepsi şudur, işte Query Language, sorgulama dili. Yani işte yine daha önceki örneklerde de olduğu gibi yazılım dünyasında zaten bir SparkQL var. Bunun bir de mekansal olanına da GeoSparkQL deniyor.
Mekansal sorgulama şeylerden farklı olarak, yani klasik SQL sorgulamasından farklı olarak size mekansal sorular sormanızı sağlıyor. Çakışık mıdır? İçinde midir? Dışında mıdır? Kesişir mi? Kesişmez mi? Vesaire gibi. İşte geometriden geometriye göre değişiyor. Ve işte bu geometrilerin birbirleri arasında oluşabilecek olan ilişkiler ihtimali çok fazla. Buna dair bir sorgulama yapabilmenizi sağlayan bir araç. GeoSMS standardı ortaya çıkıyor. Bu genelde işte acil durum yönetimi vesaire gibi konularda çalışmalar yapan firmaların geliştirdiği bir standart. GeoPackage 2014 yılında şunu diyebilirim. Hani ben işte yaklaşık 3 yıl öncesinde işte açık kaynak kodlu CVS yazılımları kullanmaya başladım. GeoPackage bunların arasında benim iki gözümün çiçeği diyebileceğim bir format. Yani çünkü shape formatında gerçekten ciddi darboğazlar var. O darboğazları GeoPackage kullanarak işte oraya yani oraya kendimizi geliştirerek şey yaptık. GeoPackage'ın özelliği şu, yine Amerika'da geliştirilmiş bir format. Shape dosyasından farklı olarak size farklı şeyleri bir arada sunabilmenizi sağlıyor. Bunlar nedir? İşte katmanın içerisindeki veri, katmanın içerisindeki koordinatlar, katmana ait stil bilgisi, yani işte görsel bilgiler, bunların katmana ait ilişki bilgisi, yani bir katmanın diğer katmanla ilişkisi olabilir. Siz bir katmanda bir ID kurarsınız, ötekisinden layer çağırırsınız. Bunları da tutabilir. Yine 2014 yılında Indoor GML çıkmış. Indoor GML'de iç mekanlar için bir GML dosyası. Çok fazla bilgim yok, o yüzden kısa geçiyorum. Şimdi 2015 yılından itibaren aslında bizim biraz gözümüzü açmamız gereken yer burası. Bizi ilgilendiren taraflar. Tabii ki konvansiyonel metotları bilmek gerekiyor. Ama şeyin, hani dünyanın nereye gittiğini görebilmek için, anlayabilmek için bütün bu kurumsal firmaların, bu kurumsal ağın neye ihtiyaç duyup neleri geliştirdiğini görebilmek için de bu tarafları takip etmemiz gerekiyor. Sensor Things API. Arkadaşlar, API aslında API dediğiniz her şeyde kafanızda bir fonksiyon düşünün. İşte nedir? İşte fonksiyon X, Y. Ne çıkması gerekiyor? Z. Bunlar zaten geçmişten beri yazılım dünyasında konuşula gelen şeyler, yapıla gelen şeyler. Hani nedir? Yazılımcı bir arkadaşımız var, geldi işte fonksiyon X virgül Y dedi, işte kullanıcıya Z gerekiyor. Eğer kullanıcının nereden nasıl kullanması gerektiğini, kullanıcının da yazılım bilmesi gerekiyor. Ama çoğu durumda böyle bir iş bölümü mümkün değil. Dolayısıyla bu fonksiyonların birer arayüze ihtiyacı var, interface'e ihtiyacı var. API dediğimiz şeyler de bunlar. Sensor Things de yani şeylerin interneti dediğimiz kavramla ilgili bir konu biraz da. Sensörlere ait bir arayüz oluşturmak. Yani siz bir fonksiyona bir soru soracaksınız. O fonksiyonun ilk soracağı şey şu: işte sensörden hangi veri alındı? Atıyoruz, bir termometreden bahsediyoruz diyelim ki. Termometreden hangi sıcaklık alındı? Termometrede bu sıcaklık hangi zamanda ölçüldü? Gibi sorular. Yani bunlar için API oluşturmanız gerekiyor. 3D Touch benim son yıllarda yoğun olarak üzerinde çalıştığım bir konu. Üç boyutlu şehir modelleri, ilk Cesium'la bu konu ortaya çıktı ve Cesium bu standardı geliştirdi. Cesium tabii şey, tek bir yapı değil bu arada. Hani bir taraftan bu bir JavaScript kütüphanesi, bunun bir şeyi var. Ne derler? Geliştirici ekipleri, işte dünyadan bu açık kaynak kodlu yazılıma katkı koyan farklı insanlar var. Bir taraftan
işte finanse edilen bir çekirdek yapısı da var. Fakat üç boyutlu şehirler konusundaki temel şehir standartları ilk onlar öne sürdü. Burada da aslında bizim iki boyutlu haritalardaki karalama tiling mekanizmasından çok farklı bir şey söz konusu değil. Yine bir haritalama konusu var. Yine internet ortamı olduğu için bir dar boğazdan bahsediyoruz. O darboğazı nasıl aşarız? İşte insanlara kare kare, küp küp bilgiler göndererek. Bu 3D Tiles'da insanlara küp küp bilgiler gönderilmesi için oluşturulmuş bir standart diyebiliriz. Indexed 3D Seam Layers, I3S. Şimdi bu konuyu çok fazla bilmiyorum. Fakat bildiğim şey yine işte bu arazi yapısıyla vesaire ilgilenenlerin mesh veri formatıyla ilgilenenlerin çok yoğun olarak kullandığı bir format. Burada enteresan bir gelişme var. OGS Moving Features, yani hareket eden nesneler, hareket eden detaylar şeklinde bir detay var. Ne oluyor? Yani hani 2019 yılında böyle bir standart çıkmış. Arkadaşlar, mesele şu. Dünya giderek küçülüyor. Sadece insanlar için değil, akıllı makineler için de. Nedir bunlar? İşte trafikte giden araçlar, otonom araçlar, özellikle hani biz bu tip teknolojileri düşündüğümüz zaman dilimize pelesenk olan sürekli şeydir işte Tesla, araba vesaire. Bunlardan çok daha ciddi tartışmalar var. Nedir? İşte iş makineleri ya da makiniste ihtiyaç duyan raylı sistemler yahut iş sahalarında yük taşıma şeyleri. Yük taşıyan araçlar vesaire. Hani perakende sektöründen çok daha önce aslında bu tip konularda çok ciddi gelişmeler var. Bu gelişmelerin de paralelinde böyle bir standart oluşmuş. OGCLP kesinlikle bakmanızı önerebileceğim ilerleyen hani yazılımla ilgilenen arkadaşların bu dünyaya dalmak isteyen insanların bir şekilde fikri edinmesini tavsiye edeceğim şey şudur. Yani OGCAPI diye bir şey var. Yani bu işte API dediğimiz zaman hani bunların bir arayüz olduğunu, yani kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiyi yazılımcının yazdığı fonksiyonlardan yönlendiren bir mekanizma olduğundan bahsettik. Burada şöyle bir şey var, açılım var. Artık hani sizin bir veri tabanınız var, veri tabanınızda işte binalarınız var. Yani bu binanın orta noktasını istemiyorsunuz. Hadi diyelim biraz zorlaştıralım. Orta noktasından 5 metre ötesini istiyorsunuz. Aslında siz bunun için oturup işte bir yazılımcıya bir fonksiyon yazdırmanız lazım. İşte binayı al, getir, orta noktasını hesapla, 5 metre sağına hesapla, gönder gibi. İşte bunu kullanacak olan web sitesinde yayınlayacak olan ya da işte herhangi bir doküman ekleyecek olan kullanıcı, yani kullanıcı diyorum, kullanıcı dediğime bakmayın, hani bu işte genelde işte arayüz geliştiricileri vesairedir, hani o sektördeki iş bölümünde çekirdekten çok daha kabuğa doğru olan çalışanların kullandığı şeylerdir. Şimdi orada şöyle bir şey var. Binanın orta noktasını bulacağız. Dedik, orta noktasından 5 metre ötesine bir noktanın kullanıcıya iletilmesi gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. Bunu siz zaten mevcut CBS altyapıları içerisinde işte veri tabanında olabilir, JavaScript kütüphanelerinde olabilir. Pek çok farklı yöntemle zaten bunu sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir şey gerekiyor, standart gerekiyor. Nedir o standart? Ben bir şeyleri istiyorum, bir şeyleri postalayacağım veya bir şeyleri değiştireceğim. Şimdi burada ne vardı? Web Feature Service vardı. Ben işte binaları isteyebilirim herhangi bir CBS altyapısından. Binanın orta noktasını da bulabilirim. Ama her zaman aradığım çözüm bu olmuyor. Yani benim her zaman aradığım şey binanın orta noktası değil. Bu örnekte olduğu gibi işte orta noktasının 5 metre ötesini istiyorum. O zaman bu durumda bu fonksiyonların
arayüzlerin yazılması ve standartize edilmesi gerekiyor ki bizim şeye ihtiyacımız kalmasın. Farklı API'lere ihtiyacımız, farklı arayüzlere ihtiyacımız kalmasın. Yani her seferinde bir veriyi istiyorsak, talep ediyorsak, o veriyi postalamak, geri göndermek gerekiyorsa, veri tabanına işlemek gerekiyorsa bu konuda bir standartizasyonun da yapılması gerekiyordu ki o yapıldı. Yani şöyle özetleyebilirim. Bu tamamen işte şeye benzetiyorum ben. Hani yazılım dünyasında bir tabir vardı. Neydi? Hatırlayamadım şimdi de. Neyse o konuyu geçelim. Yani çok ciddi anlamda sistemlerin, altyapının derinine inmenizi sağlayan bir mekanizma bu. Şimdi yarım saatinizi almışım. Sistemleri size kabaca tanıtacağım. Burada dediğim gibi bu tek bir doküman ve bunu şeyden sonra etkinlikten sonra paylaşacağız. Burada maksat biraz kafa karıştırmak açıkçası. Neden? Çünkü belirli bir perspektifimizin olması gerekiyor. Yani özellikle coğrafi bilgi sistemleri alanında bizden beklenen nedir, ne yapılması gerekiyor? Hani şunu ben çok sıklıkla yaşadım. İşte gittiğim iş görüşmelerinde konuştuğum insanlarla, profesyonellerle vesaire. Sen işte şunu biliyor musun? Yani bilmiyorum nedir konu. İşte atıyorum. OrientDB'den bir konu veriliyor. Fikrim yok ama genel bir bilgim var. O genel bilgi de nasıl sağlanabilir? Hani yelpazeyi öğrenmek. Hani biz bu etkinlikten çıkarken muhakkak aklımızda bir şey kalmayacak. Muhakkak bir yapı bozumuna uğrayacağız. Fakat esas amaç burada şey, perspektifimizi biraz değiştirebilirsek bir şeyler kazanabileceğimizi umuyorum. Şimdi bunlar veri tabanı teknolojiler arkadaşlar. Zaman içerisinde nasıl bir gelişim göstermiş? Kısaca anlatayım size. 2008 yılında Spatialite açık kaynak kodlu hale gelmiş. Bu SQLite da deniyor diğer ismiyle. Aslında bir dosya formatı. İçerisinde koordinatların ve verinin olduğu bir yapı var. Ayrıyeten koordinat sistemini de içinde barındıran bir dosya. Fakat veri tabanı olarak pek çok platformda çalıştırılabiliyor. Pek çok farklı şekilde bu verilere alışveriş edebiliyorsunuz. Benim de işte son yıllarda çok sıklıkla kullandığım bir çalışma. Pardon, çalışma dedim. Veri formatı. Bakın 2009 yılında Rastaman diye bir yapı ortaya çıkmış. Bu da açık kaynak kodlu olarak devam ediyor. OrientDB veri tabanı çıkmış. ArangoDB veri tabanı çıkmış. Burada tabii veri tabanı isimleri değil yani full all-in-one ya da hepsi bir arada dediğimiz çözümler değil. Sadece burada biraz kurcalayıp hani farklı teknolojileri de sizlere sunmak istedim. PG Routing. PG gördüğünüz yerde PostgreSQL. Yani tamam bu konu PostgreSQL'in bir eklentisidir, uzantısıdır ya da PostgreSQL'e paralel olarak geliştirilmiş bir şey diyebilirsiniz. Navigasyon sistemlerinin, yönlendirme sistemlerinin, bazen altyapı sistemlerinin haritalandırılması ile ilgili olan bir eklenti, bir model. Bu modelde tabii şu konu da var. Şu konu da var. Topoloji dediğimiz bir kavram var. Yani bu nesnelerin birbiriyle olan ilişkisi. Bu ilişkilerin sorgulanabilir olması ve aynı zamanda haritalandırılabilir olması. Bu konuyla doğrudan bağlantılı bir eklentidir bu. Hani tabii
topoloji diye ayrı bir eklentisi de vardır PostGIS'in. Fakat pjrootik işin özünde bu belirli bir yönde, belirli bir akışla, belirli bir hızla yahut belirli ağların programlanabilmesi için, saklanabilmesi için, sorgulanabilmesi için geliştirilmiş bir eklenti. BGModelers 2012 yılında geliştirilmiş. İşte bu biraz veri tabanında tersine mühendislik ya da veri tabanını çok daha efektif kullanmak için, görsel araçlar kullanabilmek için geliştirilmiş bir ürün. 2015 yılında Database Weaver, Weaver ne demekti? Galiba kunduz demekti. Veri tabanı kunduzu diye bir uygulama geliştirdiler ki güzel bir program. Tabii bu etkinliğin başlığı açık kaynak olduğu için burada biz hani açık kaynak kodlu uygulamalara ağırlık verdik ama bu uygulamaların bazıları da diğer veri tabanlarını da destekliyor. İşte örneğin hani Oracle veri tabanına da bağlanabilirsiniz. Onu da yönetebilirsiniz. İşte yani var, MS SQL işte bu tip ticari veri tabanlarını da yönetebilirsiniz bunda. 2018 yılında burada benim zaman zaman kullandığım kullanışlı bir şey olan hatta Ali Kılıç tarafından geliştirilmiş bir şey var. SQL filter var. Zaman zaman kullandı bu şeyi aracı. Bu da açık kaynak kodludur. SQL konusunu biraz açmak lazım. SQL nedir? Az önce web standartlarından bahsederken web harita, web detay servislerinde vektörel tarzda veriler paylaştığını söyledik. SQL'de açılımı şu: Common Query Language, yani ortak sorgulama dili. Ortak sorgulama dilini arkadaşlar pek çok farklı CBS sunucusu altyapısında kullanabiliyorsunuz. Bunu web sayfası, yani o istenci tarafından giden adres çubuğunda da yazarak vesaire sorgulama yapabiliyorsunuz. Tabii sunucu tarafında buna izin veriliyorsa. Daha sonrasında 2019 yılında PostGIS Bazelayer gelmiş. PostGIS Bazelayer aslında PostGIS'in daha geçmişi var. Bu başka bir şey. Bazelayer dediğimiz şey OpenStreetMap haritalarının doğrudan PostgreSQL veri tabanına çağrılabilmesi. Yani bu tarafta ifade edilebilmesi. Şimdi veri tabanı teknolojilerini geçtik. Burada şöyle bir konu var. Kütüphaneler. İşin en temelinde aslında bu arkadaşlar var. Bu arkadaşlar aslında sistemin bel kemiğini oluşturuyorlar. Tek başına ayakta kalmasını, yürümesini ve etrafa koşabilmesini sağlıyorlar. Tahmin edilebileceğinin çok çok ötesinde birbirlerine olan bağımlılıkları söz konusu. Zaman zaman da birbirinin ardılı olarak ya da öncülü olarak geliştirilmiş veya işte farklı yazılım dillerine uyarlanmış olabiliyorlar. Örneğin işte Java dilinde geliştirilmiş bir şey daha sonrasında Python yazılım diline geliştirildiğinde farklı bir isim olabiliyor, farklı bir şekilde gelişimine devam edebiliyor. Kısaca buradan başlayayım. Her şey 1980'li yıllarda PROJ, yani işte koordinat sistemi, işin temeli aslında o. PROJ koordinat sisteminin tanımlanmasıyla başlıyor. Sonrasındaki gelişmeler işte haritaların görüntülenmesi, yazılımlarda görüntülenmesi. Yani Generic Mapping Tool dediğimiz bir kütüphane doğuyor. Haritalarla birlikte istatistiksel çalışmalar ağırlık kazanıyor ve R yazılım dili doğuyor. Bir taraftan da işte çok doğal olarak raster verilerin işlenmesi için de Mapping Package dediğimiz kütüphane ortaya çıkıyor. NumPy ya da NumPy
Çok boyutlu ereğlerin yani dizilerin işlenebilmesini sağlıyor. Çok boyutlu dizilerden işte kastımız nedir? İşte atıyorum yükseklik haritası bir yerin bir yükseklik haritasında söz konusu olan şey aslında üç boyutlu olan bir şeydir. Haritanızdır. İşte bir piksel vardır. O pikselin X ve Y boyutu vardır. Bir de derinlik boyutu vardır. O da renkle ifade edilir zaten. Bu kütüphane gelişmiş. 1995 yılı sanırım. Seagull denilen çok temel bir kütüphane var. Geometri ve algoritmaları geliştirmiş. Bu daha sonrasında aslında pek çok farklı kütüphane kaynak oluyor. Fakat ilişkileri çok fazla bilmiyorum. OpenSIGGRAPH, üç boyutlu programlarda üç boyutlu bir veri ortamı, bir harita ortamı sağlamak için geliştirilmiş bir kütüphane. GeoTools var. Burada en önemli kütüphanelerden olarak gördüğüm aslında iki tane kütüphane var. GTS, yani güncel adıyla Geos aslında. Geos size geometrilerle işlem yapmanızı, manipüle edebilmenizi, değiştirebilmenizi, bunlarla analiz yapabilmenizi sağlayan çok temel bir kütüphane. Bakın şurada Geos kullanan uygulamaların bir linkini bulacaksınız. Hani bu nasıl bir dünya? Ne tip yazılımlarda kullanılıyor? Bütün burada adı geçen yazılımlarda kullanılıyor. Tekrar kütüphaneye dönecek olursak, GDAL OGR çok sıklıkla komut satırından kullandığınız hem raster hem de vektör veri tipindeki dosyaları birbirine dönüştürme, değiştirme vesaire gibi işlemleri yapabilen çok gelişmiş bir kütüphane. Yine bu kütüphanenin de kullanıcı sayısı çok fazla. Bakın gördüğünüz gibi açık kaynak kodlu bir kütüphane, açık veya kapalı her türde coğrafi bilgi sistemi veya farklı yazılımları kullandığını görüyorsunuz. Şimdi 2003 yılında Cairo çıkmış. 2004 yılında PostGIS çıkmış. 2006 yılında biraz PostGIS üzerinde durmam gerekiyor sanırım. Anlaşılmamış veya işte ilk defa karşılaşan arkadaşlar için. PostgreSQL çok yaygın kullanılan açık kaynak kodlu bir veri tabanı programı. PostGIS de bunun eklentisi. Aynı ön eki almalarının sebebi o. Yahut işte bunların da eklentileri oluyor. O eklentilere de PG deniyor. İşte PG ön ekiyle başlıyor genelde. PostGIS bizim aslında bu standartlarda bahsettiğim VKT, VKB yani Simple Features, basit detaylar standartlarını kendisine yani kendi içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla geometri saklayabilir hale geliyorsunuz, manipüle edebiliyorsunuz ve de bunları analiz edebiliyorsunuz veri tabanında. Orfea Toolbox dediğimiz bir kütüphane var. Özellikle uzaktan algılama ile ilgilenen arkadaşların kullanmalarını önerebileceğim, benim kullanmak istediğim fakat yeterli vakti bulamadığım bir kütüphane. Point Cloud Library var. Yüksek lisans tezimi bu konu üzerinde yapmıştım. Ana finansmanlarından bir tanesi Toyota'ydı, diğeri Leica'ydı. Çok enteresandır. Leica'nın veya işte Toyota'nın ne gibi bir işte nokta bulutuyla ne gibi bir iş olur? Tamamen yani aslında bu konu bizim coğrafi bilgi sistemlerine veya haritacılara gelmeden çok önce aslında endüstride başlamış. Yani ve bu adamların geliştirdiği şey üzerinde koşturuyoruz aslında. Kütüphaneler üzerinde koşturuyoruz. Bu da en temelde bir nokta bulutu kütüphanesi. C++ bastabanlı. 2010 yılında Mercator çıkmış.
Shapely kütüphanesi çıkmış. Bu da çok temel kütüphanelerden bir tanesi. Analiz ve manipülasyon yapma kabiliyeti. Yani vektör tipindeki geometrilerde analiz ve manipülasyon yapma yeteneklerine sahip temel bir kütüphane. 2011 yılında pDAL. Bakın, çok temel kütüphanelerden bir tanesi GDAL demiştik. Burada ben bu kısaltmaların uzun versiyonlarını zaman zaman söylemeyi unutuyorum. Geographic Data Abstraction Library, yani coğrafi veri soyutlama kütüphanesi gibi bir anlamı var, bir ifadesi var. Daha sonrasında bu kütüphane çok temel bir yer teşkil ettiği için ve hani yaptığı işi ve alanı çok belli olduğu için bunu diğer konulara da aynı kısaltmayla şey oldu, aksettirildi. Burada da söz konusu olan şey aslında Point Cloud. Point Cloud'un P'si ile geliyor ve yine işte Point Data Abstraction Library olarak devam eden bir kütüphane. Kütüphanenin Giblas sanırım ki önceki versiyonun ismiydi ya da ardılı olduğu kütüphanenin Bu arada bu kütüphaneler arasında PDAL'ın şöyle bir önemi var. PDAL aynı zamanda PostgreSQL'in bir eklentisi olan Point Cloud'a da veri aktarımını sağlamayı hedefleyen bir kütüphane. Açıkçası çalışma yapmadım, o yüzden çok fazla detaylı bilgiye sahip değilim ama planların arasında bu olduğunu biliyorum. Fiona Kütüphanesi çıkmış. Kaç yıldayız? 2011 yılı. Novinatim. OpenStreetMap arkadaşlar, dünyanın ilk editoryal haritası. Bu haritanın, pardon, OpenStreetMap'in kısaltımı OSM ve Nominatim'de bu OpenStreetMap haritaları üzerinde geocoding, yani adresini bildiğimiz bir yerin konumunu öğrenme veya reverse geocoding dediğimiz tersine veya tersine kodlama, coğrafi kodlama işte nedir? Konum veriyorum, bana adres ver gibi bir sorguyu yapabileceğiniz bir sistem. GeoPandas, bu da yine vektörel verilerle işlem yapabilmenizi, operasyon yapabilmenizi sağlayan çok yaygın bir kütüphane. Osmium var. OpenStreetMap üzerinde koşan bir düzenleme aracı. Kartopi var, Teralip var. Teralip ile birlikte artık başka bir tartışma, başka bir boyut açılıyor. O da zaman artı mekan ve zaman artı mekanın gösterimi ile ilgili çeşitli görsellikler sunan bir kütüphane. GeoWave diye açık kaynaklı kodlu bir kütüphane geliştirmiş 2015 yılında. Burada da esas mesele sunulan CVS tabanlı altyapıların ölçeklenebilirliği. Yani çok küçük bir çalışmaya başlayabilirsiniz. Bir işte ilçe, belde, belediyesinin altyapısını kurabilirsiniz. Ama bunu ülke ölçeğine kattığınızda ne olacak? Veya daha da ilginci bir zamansal olarak belirli bir dilimle ilgileniyorsunuz. Bunu tüm zamana yaydığınızda ne olacak? Bu veri altyapılarının bir CBS altyapılarının ölçeklenebilir olması gerekiyor. Bu grupta özellikle bu konu üzerinde çalışan bir kütüphane. Pelias yine coğrafik kodlama, geocoding konulu bir kütüphane. Ve 2018 yılında nihayet Mesh Data Abstract Library çıkıyor. Bildiğiniz gibi işte dronlar vesaire gibi cihazlarla birlikte artık mesh, yani üçgen ağların çok sıkça tartışıldığını görüyoruz. Üçgen ağların aynı zamanda işlenebilmesi gerekiyor, düzenlenebilmesi gerekiyor. Ve bunu mümkünse de üçgen düzelt demeden yapmamız gerekiyor.
bunlara dair bir kütüphane. Son zamanlarda QGIS'te kullanılmaya başlandı. QGIS'te nasıl kullanıldığını, neler yapıldığını, nasıl denendiğini takip etmek isterseniz Litra Consulting var. Şuraya yazabilirim onu. Litra Consulting firmasının işte LinkedIn'de veya işte kendi sayfasında, kendi bloglarında yaptığı işleri takip ederek şey yapabilirsiniz, merakınızı giderebilirsiniz. Şimdi biraz hızlandıracağım tempoyu. Arkadaşlar, masaüstü yazılımları var. Biz açık kaynak kodlu masaüstü yazılımları, coğrafya bilgi sistemleri yazılımları vesaire dediğimizde bu konu hep şeye kilitleniyor, QGIS'e kilitleniyor. Halbuki öncüleri var, alternatifleri var ve hepsi de bir takım bazı konularda ön plana çıkabiliyor. Kendi deneyimimden örnek vermem gerekirse bazı durumlarda örneğin işte QGIS'in yetmediği bazı durumlarda işte Saga veya işte Grass'ı kullandığımız oldu. Nasıl kullandık? Bunlar arasında şöyle enteresan bir ilişki var. Grass.js'in kendi masaüstü yazılımı var. Ama bunun dışında üzerinde koştuğu bir kendi kütüphanesi var. Ve aynı zamanda bu kütüphane QGIS arayüzüyle de paylaşıyor. Dolayısıyla QGIS arayüzünden aslında siz Grass kütüphanelerini kullanabiliyorsunuz. Benzer şekilde Saga kütüphanesi de aynı şekilde QGIS'in arayüzü üzerinden kullanılabiliyor. Demem o ki bazı durumlarda ihtiyacınız olan çözüme yönelik aslında masaüstü yazılımı seçebilirsiniz. Burada kabaca şöyle, 80'li yıllarda buradaki en eski iki masaüstü yazılımı Graph.js ve Ildis. Bu arada şunu hatırlatayım, bu yazılımların arasında muhakkak ki geliştirilmesi durdurulmuş yahut sonradan finansmanı durmuş projeler muhakkak vardır. Fakat onlara hem doküman olarak erişemediğim için hem de çok fazla bilgi sahibi olmadığım için paylaşmıyorum. Burada olabildiğince canlı yani halen daha geliştirilmeye devam eden açık kaynak kodlu kütüphaneleri paylaşmaya çalışıyorum. E, 2001 yılında Diva.js ve Saga.js, 2002 yılında OpenJump, 2003 yılında Geoda, 2004 yılında JWSIG. Bu JWSIG biraz İngilizcesi sakat ama İspanyolcası çok güzel gördüğüm kadarıyla. Sanırım bir geliştiriciler arasında Brezilya şeyi var, yoğunluğu var. MapBuildOf.js yine 2004 yılında çıkmış. 2007 yılında Orbis.js ve 2009 yılında Whitebox Geospatial Analysis Tools diye bir araç var. Emin değilim ama yine bunun da QGIS içerisinden kullanılabiliyor olması gerekiyor. Peki, masaüstü yazılımlarını geçtik. Arkadaşlar, CS sektöründe harita sunucuları altyapının olmazsa olmazı. Bu harita sunucuları ne yapıyor? İşte bir web tarayıcınız var, bir noktaya zoom yaptınız, kilitlendiniz. Orada dört kare bir fotoğraf halinde, dört farklı fotoğraf halinde bir haritanın size gelmesi gerekiyor. Aslında bu sunucuların kabaca yaptıkları şey bu. Sadece burada sunucular değil yine işte şeyde olduğu gibi diğer konu, database konusunda da olduğu gibi burada sunucu ile ilgili bir takım teknolojilere de yer verdik. Aralarında en eskisi yine Map Server'mış. 2001 yılında GeoServer çıkıyor. Java tabanlı bir coğrafi sunucu yazılımı. Bunlar kullanıcılara çok yoğun bir şekilde aktarılmaya başlandıktan sonra bunları bellekleme sıkıntısı ortaya çıkıyor. Yani bunları biz bir yerde biriktirelim.
İstemci istediği zaman ortak noktalardan haritanın sürekli istenen parçalarını çeksin gibi. Bu da cache kavramını ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla siz bir harita sunucunuzun arkasına bir takım cache ön bellekleme mekanizmaları da koyabiliyorsunuz. PyVPS, bakın VPS Web Processing Service gelişti. Yaklaşık bir yıl sonra da bunun Python uyumlu olan bir kütüphanesi geliştirildi. Özür dilerim öksürük için. Gıcık tuttu. Yoksa hasta değilim. Python tabanlı bir VPS Web Processing Servisi, yani işte web harita işleme servisi ortaya çıktı. Yine benzer şekilde bu harita parçalarını ön belleklemek için MapProxy diye bir kütüphane çıkmış. 2012 yılında NCVMS2 NetCDF dediğimiz bir şey var. Bu Common Data Format denilen bir şey. Özet bilgilerini saklayan ya da meta bilgilerini saklayan bir şey. Zoo Project tamamen Web Processing Service'le ilgili bir kütüphane. Web Processing Service yayınlamanızı sağlayan bir kütüphane. Burayı yanlış yazmışım. MapTiler PHP olacak. Daha önce dediğimiz gibi işte haritaların karolar halinde karolanıp teker teker bunların istemcilere gönderilmesi gerekiyor. Bunda da işte PHP teknolojisi kullanarak bir ara çözüm yapılmış. 2016 yılında artık farklı şeyler konuşmaya başlıyoruz. Nedir bunlar? MVT, Mapbox Tiling. Mapbox Vector Tiling. Mapbox Vector Tiling de bir standart. Onu standartlar içerisine almadım sanırım. Nedir? Biz geçtiğimiz yıllara kadar cep telefonunda haritamızı açtığımız zaman oraya bir takım resimler geliyor. Bu resimleri kare kare görüyoruz. İşte PNG format, PNG formatında, JPG formatında vesaire resimler olarak görüyoruz. Fakat artık sunucular bunları vektör formatında da kullanıcılara gönderebiliyor. Ve şeyden farklı olarak web feature servisten farklı olarak hepsini aynı anda karolayarak gönderebiliyorlar. OpenMap Tiles yine OpenStreetMap ile alakalı bir karolama kütüphanesi. Tile Server, yine burada bir yanlış hatalı yazım söz konusu. Tile Server GL. MapCache diye başka bir bellekleme sistemi kütüphanesi çıkmış ve 2018 yılında QGIS Server bize merhaba demiş. QGIS Server'ın özelliği şu: kolay olması. Eğer altyapınızda zaten QGIS kullanıyorsanız kendi kullandığınız haritaları çok kolaylıkla QGIS Server'dan yayınlamaya başlayabiliyorsunuz. Herhangi bir network bilgisi bilmeden de aynı iş yerinde olduğunuz kullanıcılara bu haritaları tarayıcı ortamında vesaire yayınlayabilirsiniz. Pardon, daha önce açtığım bir şeyi açtım. Şimdi haritaları yayınladık. Haritaları yayınlamamızla birlikte bir şey ortaya çıktı. Biz bunları kullanarak bir uygulamalar yapıyoruz. Uygulamalar yaptığımız için de aslında bize esnek sistemler gerekiyor. Esnek sistemleri nasıl kullanabiliriz? Daha önce de bir takım fonksiyonlar yazarak, bunları bir araya getirerek esnek sistemler yaratabiliriz. Bu fikirde framework kavramını ortaya çıkartıyor. Framework kavramı size şunu sağlıyor: yazılım bilgisinin çok kapsamlı bir şekilde elde etmeden sadece belirli fonksiyonları ve o fonksiyonların yaptığı işleri bilerek web ortamında uygulama geliştirebilmenizi sağlıyor. Bunlardan birkaç tanesi 2008 yılında DegV, nasıl okunur bilmiyorum, yani bildiğimiz derece kavramını İngilizcesini değiştirerek yayınlamışlar.
Mapbender var ki Almanya'daki bir takım kamu kurumlarının çok yoğun olarak kullandığı bir harita framework'ü. Döküman hazırlarken fark ettim. Actinia diye bir framework daha var. 2008 yılında ortaya çıkmış. Onun dışında GeoDjango diye bir framework'ümüz var. Aslında GeoDjango tek başına bir framework değil. Django tek başına bir framework. Fakat bu framework 2018 yılından itibaren veya daha geçmişten dolayı birkaç yıl evvelden de olabilir. Bir takım mekansal işlemleri vesaire kendi fonksiyon havuzuna kattı. İşte nedir? İşte kesişim fonksiyonları, işte orta nokta fonksiyonları, işte buffer, tampon alan fonksiyonları gibi bir takım mekansal fonksiyonları kendi kütüphanesine katarak kendisini mekansal veri konusunda da geliştirdi. Aslında bu geliştirmeye biz GeoDjango diyoruz. Şimdi yıllara bakarak hani neler oldu, neler bitti? Biraz oraya bakıyoruz. Birazdan toparlayacağız. Çünkü artık yıllara göre değil, yapısal olarak hangi kütüphane ne işe yarıyordu gibi. Hani bunları bir sınıflandıracağız ortak bir dokümanda. Şimdi web haritalarında tarayıcıda görüntüleme meselesine geldik. Yani bu haritaları oluşturduk, servisleri yayınladık. Fakat kullanıcıların da belirli bir internet sitesine girerek bu haritaları görüntülemesi gerekiyor. Bunlar da çok yaygın olarak JavaScript, fakat işte farklı teknolojilerin de olduğu, işte Java'nın falan da çok yoğun olarak kullanıldığı bir alan. 2003 yılında ilk defa NASA Worldwide kütüphanesi ortaya çıkmış. Bu arada lafın gelişi böyle söylüyorum. Yani ortaya çıkmış derken mesela burada benim edindiğim bir bilgi var. Yani işte bunu ben bu kütüphanenin GitHub sayfasından da edinmiş olabilirim. Gidip Wikipedia'nın sayfasından da bakmış olabilirim. Fakat bu bahsettiğim yıllar hani o ilk defa ortaya çıktığı, tezahür ettiği şey anlamında olmayabilir. Belki de ilk defa GitHub'a yüklendiği zamanda olabilir. 2005 yılında Mapnik kütüphanesi ortaya çıkmış. 2005 yılında MapGuide. 2006 yılında OpenLayers. OpenLayers geçmiş yıllarda çok kullandığım bir kütüphaneydi. OpenLayers 2 ile kullanmaya başladım. Sonrasında 3 çıktı, 4, 5, 6 ve en sonuncusunda 6 galiba Raki kadar serisi var. Ve iki boyutlu haritalama anlamında gerçekten de çok ne derler, fonksiyonel bir kütüphane, JavaScript kütüphanesi. Bu Marble kütüphanesi sanırım Marble masaüstü yazılımlarında harita göstermek için kullanılan bir şeydi, kütüphaneydi yanlış hatırlamıyorsam. OCG Earth çıkmış 2009 yılında. 2010 TileMill, GeoExt, CartoDB, 2011 yılında Leaflet ve 2012 yılında da Cesium JavaScript. Bu arada şöyle bir şey söylemeden aradan geçmeyeyim. Hani bunları işte bilgilerini buldum, sıraladım vesaire. Hani hepsini kullanmaya imkan yok. Hepsini bilmeye, hepsinin işte özelliklerini vesairesini aklında tutmama imkan yok. Fakat burada içinde bulunduğumuz son 10 yılda Leaflet'in OpenLayers'a çok ciddi bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. İki boyutlu haritalar konusunda. Geldik üç boyutlu haritalara. Cesium JavaScript çıktı ilk defa 2012 yılında. Açık kaynak kodlu olarak yayınlandı. Cesium JavaScript'te son 3 yıldır, hatta son 4 yıldır üzerinde çalıştığım bir konu, üzerinde çeşitli geliştirmeler yaptığım bir konu. Kullanmaya çalışıyoruz ve hani size üç boyutlu arazi modeli, üç boyutlu objeler,
ve bunların görselleştirmesini ve animasyonunu sağlıyor. Daha da önemlisi, bunun için işte farklı veri formatlarını destekliyor. Bu veri formatlarından bir tanesi olan CZML, yani CZML'de QGIS plugin'i de hazırladım. GeoMoose çıkmış 2013 yılında. 2015'e geldiğimizde Portree, yani Point Cloud verilerini artık web tarayıcısında görüntüleyebiliyorduk. Şimdi ben hani bunları hazırlarken flashback yaparak hatırlamaya çalışıyorum. Hani ben 2012 yılında tez verirken, işte lisans bitirme tezimi verirken pek çok kişi web ortamında haritanın yapılamayacağını, harita araçlarının uygulanamayacağını, harita araçlarının masaüstü uygulamalarda olması gerektiğini, bunun için tek aracın o olacaklarını söylüyorlar. Şeyi düşünmüyorlardı bile, yani web ortamında harita yapılır mı vesaire. Şimdi ArcGIS Online'ın gelmesine yaklaşık 2-3 sene var. ArcGIS Online da o kısmı çok fazla zorladı, yani web kısmını çok fazla zorladı. 3 boyutlu harita ortamlarında bu sefer iTunes ve Mago 3D çıkıyor karşımıza. Bir konuyu pas geçtim, kusura bakmayın, şeyde böldüm. Konuyu şuna getirmeye çalışıyordum aslında. Nokta bulutu dediğimiz şey o yıllarda hayal bile edilemezdi. Yani ben işte nokta bulutunu çok yoğun bir şekilde webde paylaşacağım. Oradan işte nokta bulutu üzerinde işlemler yapılmasını sağlayacağım vesaire dediğinizde, hani insanların hafızası almazdı onu, hayal güçleri almazdı. Konuyu oraya bağlayacaktım. Tam yarıda kestim, unuttum. O yüzden geri döndüm. Üç boyutlu harita ortamlarında iTunes, sanırım Fransa ağırlıklı bir geliştirme ekibi var. Mago 3D'de Kore ağırlıklı bir geliştirme ekibi. Her ikisinin de odaklandığı farklı şeyler var. iTunes çok gerçekçi bir üç boyutlu ortamı ve çok güzel bir üç boyutlu harita gösterimi sağlarken, Mago 3D daha çok üç boyutlu şehir modellerini ya da işte yaygın, açıkta son yılların artan terimiyle dijital twin, yani sayısal ikiz görüntülemeye odaklanmış durumda. Ve burada aslında BIM konusunu, yani Building Information Modeling konusuyla bizim CBS konusunu da bir araya getirmeye, tek bir ortamda sunmaya çalışıyor. Şunu söylemem gerekir, her iki sistem de aslında sezyum tabanlıdır. Sezyumun ardılı olarak, veya ardılı demek doğru değil, varyantı olarak ortaya çıkmış sistemlerdir. MapLibre GL çıktı. Kaç yılında? 2020 yılında. Çok enteresandır arkadaşlar. Bu açık kaynak kod dünyasında karşılıklı gelip gitmeler olabiliyor. Yani işte kapalı bir sistem açık sisteme dönüşebiliyor, açık bir sistem kapalı bir sisteme dönüşebiliyor. Bu örnekte bizim Mapbox GL olarak bildiğimiz JavaScript kütüphanesi kapalı bir sisteme, kapalı bir geliştirme ortamına doğru döndü. Fakat burada tam o aşamada da belirli bir geliştirme ekibi bu kütüphanenin, yani işte açık kaynak kodlu sistemden kapalı geliştirme ortamına göç eden, işte hicret eden ekibin aslında bir varyantını oluşturdular. Dediler ki, yani siz kendiniz yolunuza gidin, biz bu kütüphanenin bir varyantını açık kaynak kodlu olarak geliştirmeye devam edeceğiz ve bunun ismini de değiştireceğiz dediler. Ve bu kütüphane de MapLibre GL ismini aldı. Yaklaşık 1 saat 10 dakikamız olmuş. Biraz daha canınızı sıkarak, yaklaşık 5 dakika daha canınızı sıkarak devam edeceğim. Sonrasında da bitecek arkadaşlar. Şimdi GeoCMS by Years, yani işte
Web yazılımı konusunda çoktan beri işte CBS dışında bir alanda gelişen içerik yönetim sistemleri. Şimdi içerik yönetim sistemi nedir? Hani bir web ortamı kuruyorsunuz. Bu webde yapmak istediğiniz bir şey var. Bu yapmak istediğimiz şey çeşitlendirilebilir. İşte alışveriş sitesi olabilir, randevu sistemi olabilir, işte şikayet bildirim sistemleri olabilir. Aklınızın alabildiği her türde bir etkileşimin, bir veri girişi ve veri çıkışının olduğu sistemler hayal edin. Bu sistemlere CMS yani içerik yönetim sistemi deniyor. Çok enteresan bir şekilde artan sayıda mekansal içerik yönetim sistemleri de ortaya çıkmaya başladı. Fakat biraz aksayarak gidiyor diyebilirim, toparlayarak gidiyor diyebilirim. İşte 2008'de GPS Prüm çıkmış. 2011 ve 2012 Cartaro. 2013'te MapBender ki fena gitmiyor bunlar. PHP üzerinde koşuyorlar. Ve Almanya'da çok sayıda kamu kurumunun özellikle işte yerel idarelerin CBS altyapılarını kuruyorlar. Geomus dediğimiz aslında diğer şeyde de vardı, kütüphanede de vardı ama aynı zamanda içerik yönetim sisteminde de isminin geçmesi gerekiyor. Bunun dışında bir takım acil durum yönetimi, afet yönetimi gibi durumlarda çalışan ve bu durumlarda CBS altyapısını kullanması gereken kurumlar var ve kurumların kullandıkları kendi işleri için özelleştirilmiş altyapı CBS sistemleri var. Hani İSOS 2018 yılında çıkan işte SOS. Bu arada SOS'in de standartları vardı. Bu standart ağacınız standartlar tablosuna koymadım. Fakat SOS'lerin de standartları var. Ve bu SOS standartları da aslında birbiriyle uyumlu bir halde çalışabiliyorlar. 2014 yılında MapIgniter, yine bir web tabanlı içerik yönetim sistemi. 2016 yılında Shogun 2. Aslında hatırladığım kadarıyla Shogun sistemi çok daha eski bir sistem. Fakat Shogun 1'in, yani Shogun 1 denmiyordu o zamanlar, sadece Shogun diye biliniyordu. Onun bilgisine, dokümanlarına ulaşamadığım için onun hangi yılda başladığını bilemedim. Fakat Java tabanlı bir içerik yönetim sistemi diyebilirim. Burada enteresan bir kütüphane var. OpenStreetMap'in kendisi, ta kendisi. Yani OpenStreetMap sitesine girdiğiniz zaman karşınıza çıkan OpenStreetMap uygulaması aynı zamanda bir açık kaynak kodlu kütüphane olarak da paylaşılabiliyor. İsterseniz anında taklit edebilirsiniz. Yani birebir aynısını yapabilirsiniz. Hani hiç gocunacaklarını da sanmıyorum. Bu web sitesinin birebir açık kaynak kodlarına ulaşabilirsiniz. 2017'de de bu site yayınlanmış. Tabii OpenStreetMap sadece birkaç kütüphane veya birkaç eklentiden ibaret değil. Orası da kendi başına bir ekoloji halini almış durumda. Evet. Burada CBS tabanlı mobil veri toplama işleriyle ilgilenen arkadaşlar varsa ve bu konuyla işte geçmiş yıllarda ilgilendilerse fark edecekleri ilk şey şudur. Mobil CBS alanında mobil veri toplama can sıkma yok hocam gayet faydalı olur. Teşekkürler. CBS alanında veri toplama kısmında genelde şu olur işte mobil uygulama var evet, var ama işte belirli bir ticari grubun belirli bir yazılımı bu yazılıma angaje olmanız gerekiyor. Yahut bu mobil veri toplama yazılımı sadece bizim masaüstü uygulamamızda kullanılabilir gibi ticaretin çok temel hilelerinden, çukurlarından birisi vardır. Bu çukuru aşabilirsiniz. Açık kaynak kodlu mobil veri toplama yazılımlarıyla.
Bunlardan belki de ilki, belki biraz amatörcesi fakat işleyebilir olanı OpenStreetMap'in Android versiyonu. OSM OpenStreetMap için, ANDD de Android için yapılmış bir kısaltma. Ben cep telefonumda çok sıklıkla kullanıyorum. İşte ne hani Vector WebTiles kullanıyor çok uzun yıllardır. Yabancı bir ülkeye gitmeden hemen önce internetiniz yoksa işte offline data çekebiliyorsunuz, editleyebiliyorsunuz. OpenStreetMap'in düzenleme pluginlerini kullanabiliyorsunuz vesaire. Oldukça güzel bir programdır Osman. QField çıktı 2014 yılında. Tahmin edebileceğiniz gibi Q harfi QGIS için. QGIS'in geliştirme grubundan ayrı bir grup. Fakat QGIS'in kendi kütüphanelerini kullanarak, kendi altyapısını kullanarak bir mobil veri toplama aracı geliştirdi. Henüz denemedim ama deneyeceğim. Böyle bir niyetim var. 2019 yılında ya da input.io, yani input ve output'un kısaltımı olarak i ve o harflerin uzantı olarak kullanıyor olması lazım. Input dediğimiz mobil veri toplama uygulaması geldi. Yine chat kısmında bahsettiğim bu Lutra Consulting firmasının geliştirdiği bir uygulama. Bu uygulama ön ayak oldu ve bu mobil veri toplama sistemini geliştirdi. Bunlara bir de Merlin diye bir sistem eklenecek sanırım yakında. Emin değilim. Onun bir yerde işte bir haber kaynağında okumuşluğum var. Ama çok da incelemedim. Son olarak kategorize edemediğim birkaç uygulama var. Bunlardan MapSlicer, çok fazla fikrim yok, emin değilim. Kullandığım şeyleri söyleyebilirim. OpenStreetMap'in Java tabanlı editörü, JOSM. Bunu OpenStreetMap haritalarını editlemek için, düzenlemek için kullanabiliyorsunuz. SLD editör, yine bizim standartlar sayfamızda. Bakın burada 2009 yılında çıkmış Style Layer Descriptor. Katman stili açıklayıcısı gibi bir şey. Ve bunu editleyebileceğimiz bir araç çıktı. Yine bu Java tabanlı. Oldukça güzel, kullanışlı bir uygulama. Nerede kullanılıyor? İşte noktalarınız var. Bunları vektörel olarak aktardınız. İşte serverınıza. Sorunuzda bu noktaların işte yıldız sembolüyle gözükmesini istiyorsunuz. SLD editörü kullanarak bir stil dosyası hazırlıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu katmanı bu SLD dosyası ile birlikte kullanırsan bütün noktaların yıldız şeklinde görüntülenecektir. Map CGI bu aslında şey ASCII ile de birleşiyor. Enteresan bir program. Bu GitHub sayfasını gezmenizi tavsiye ederim. Komut satırından size harita çıkartıyor. Komut satırından harita kullanabiliyorsunuz, görüntüleyebiliyorsunuz. Aslında yaptığı şey şu, OpenStreetMap'i komut satırında noktalar olarak gösterip bunları gerçekten bir harita gibi size sunuyor. Amacını gerçekten bilemiyorum şimdi. Amacı konusunda hiçbir fikrim yok. Şimdi arkadaşlar, uzun uzun diye canınızı sıktım. Ya da bir açık kaynak kodlu program silsilesiyle kafanızı bir miktar şişirmiş olabilirim. Fakat ortaya bu çıkıyor. Açık kaynak kodlu yazılımlarınızın bir ağacı. Sol tarafta dedik yani standartlar açık kaynak kodlu yazılımlar bir ağaca benzetirsek yani standartlar bir direk gibidir ya da bir beton bir kubbe gibidir. Bu kubbeyi koyduk. Sağ tarafta tarihi geliştirme akışını değiştirerek bunları kategorize kategorize ayırdık.
Bu kütüphaneyi paylaşacağım, bu dokümanı paylaşacağım. Alt tarafta veri tabanı teknolojileri var. Dediğim gibi seneler konusunda, ne zaman geliştirildiği konusunda ya da atıyorum şuradaki bir örnekte işte PostGIS bir veri tabanı teknolojisi değil midir? Evet, veri tabanı teknolojisidir ama aynı zamanda da bir kütüphanedir vesaire gibi kategorilendirme ile ilgili bir takım hatalar yapılmış veya işte yanlış kategorilendirmeler yapılmış olabilir, yanlış tarihler verilmiş olabilir. Önemli olan değil, o değil. Yani önemli olan şu, dünya açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda özellikle CVS alanında özel olarak söylüyorum. Nereye gidiyor, nerede duruyor, nereye doğru hareket etmeye çalışıyor. Bu manzarayı biraz görmek, bu perspektifi biraz edinmek. Onun dışında bu ağaca eklenecek eminim çok fazla sayıda açık kaynak kodlu yazılım vardır. Bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz 5 sene içerisinde İsviçre kadastrosu 3 boyutlu harita ortamını yayınladı bütün ülke için. Swiss Topo diye geçiyor kurumun ismi. Kurum bu ortamı yayınladı. Aynı zamanda da GitHub'dan kendi geliştirdiği yazılımları paylaştı. Sadece onların geliştirdiği araçlar, işte kütüphaneler, bir takım işte kısa yol algoritmaları dahi bu ağacı tek başına doldurabilecek nitelikte. Fakat işte biz bu çalışmayla biraz yaygın kullanılanları ya da işte yapısal olarak nasıl ayrıldıklarını ifade etmek istedik, soyutlamak istedik. İşin özü bu. Bakın burada kökler olarak görebileceğimiz kütüphaneler var. Bu kütüphaneler gerçekten de kök gibidir. Yani sistemin alt tarafında sürekli olarak çalışırlar. Biraz bir ara verdiğimde bu kütüphanelerin birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladığımda bunların birbirlerine bağımlılıkları var, birbiriyle çalışabilmeleri söz konusu. Yahut doğrudan biri olmadan diğerinin çalışmaması gibi ilişkiler söz konusu. Bu ilişkilerden çıkarabildiğim kadarını çıkardım fakat emin olun buradaki çizgilerden çok daha karmaşık bir şey olurdu eğer bütün ilişkileri çıkarabilseydik. Bakın burada gövde olarak masaüstü yazılımları aslında sistemin taşıyıcısı. Yani ne olursa olsun biz her ne kadar yapay zekadan, makine öğrenmeden işte vesaire bahsedersek bahsedelim. Bunlar CBS sektörü için bir anlamda halen daha şeydir. Moda terimlerdir. Modalara çok kapılmamak lazım. Yahut modalara kapılırken üstümüzü iyi örttüğümüzün, işte üşütmediğimizden emin olmamız lazım. Burada ara katmanda harita sunucusu yazılımları var. Frameworkler bir taraftan gelişiyor. Web tarayıcılarında haritaları gösterme araçları, içerik yönetim sistemleri, mobil veri toplama ve diğer araçlar olarak özelliği özetleyebilirim bu ağacın yapısını. Yine en başta gösterdiğim açık kaynak kodlu yazılım kurumları, başlıca kurumlar yani OGC, OSGEO ve Phosphorgy. Tekrarlayacak olursak işte Açık Mekansal Konsorsiyum, uluslararası bir konsorsiyum işte bunların herhangi bir gelir kaynağı vesaire yok. Tamamen gönüllülük esaslı bir kurum. OSGEO, açık kaynak kodlu yazılımları gelişmesini sağlayan, fonlayan ve onlara sponsor bulup o alanlarda yönlendiren bir kurum. Phosphorgy özellikle kendisi geliştirmek istediğiniz konularda videolar izleyerek açık kaynak kodlu JS yazılımlarında ne gibi şeyler oluyor, ne gibi tartışmalar yapılıyor veyahut yenilikler neler gibi konuları takip edebileceğiniz başlıca konferans. Son bir konu var. Peki bu kadar açık kaynak kodlu yazılım bunca sene boyunca pek çok farklı varyasyon, pek çok farklı tür. Peki insanlar bunu ne için yapıyor? Babasının ayrığı için mi yapıyor? Hayır değil. Bu aslında en temelde işin en başında açık yazılım tartışmasının kilitlendiği nokta. Yani biz bir ekoloji yaratabilir miyiz?
Gördüğünüz gibi burada bir ekoloji var. Fakat bu ekolojinin içerisinde kar sağlayabilecek tek başına bir şey yok. Yapı yok. Yani ben şunu yazayım. Evet, işte bu yapının bir sponsoru var. İşte bu yazılımı yapanın bir sponsoru var. Bir katkı koyanları var. Gönüllü olarak katkı koyanları var. Yahut ısmarlama olarak bir takım geliştirmeler isteyen sponsorları var. Fakat bu işin esas esas arka planındaki duygusal destekçileri bunlar arkadaşlar. Mesela bu çok basit bir grafik. Benim işte bu Fosforji sayfasına girdiğim zaman orada gördüğüm son yıllarda bu konferansı destekleyen kurumların logolarını indirdim ve tek tek buraya attım. Ortaya böyle bir manzara çıkıyor. Bu manzara bize neyi özetliyor? Bakın burada tanıdık kimler var? Bir takım ticari firmalar da var. Neden istiyorlar bunları? Neden açık kaynaklı yazılımları destekliyorlar? Kendilerine rakip değil mi? Değil. Aslında tüm bir ekolojiyi canlı tutup aslında ticari başarılarının arka planındaki şey de burada. Çünkü tek bir firmanın istediği bir yazılımı bütün dünyada bütün ticari firmalar aynı anda kullanabiliyorlar. İstedikleri gibi geliştirebiliyorlar. Ve de yazılımın sürdürülebilir olabilmesini sağlıyorlar en temelde. Teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soru varsa ya bir sürçülisan ettiysek veyahut bu platformlardan herhangi birisi hakkında ya da bilgim olduğunu düşündüğünüz o konularda soru sorabilirsiniz. Google bir yerinde bir şey üretmedi aslında. Yani bu aslında sponsor oldu. Para verdi. Yani konferansa para vermiş olabilir doğrudan. Belki hiçbir açık kaynak oluyorsun. Ama emin olun ki şöyle bir arka plan var arkadaşlar. Yani Google eğer bunu kullanıyorsa ya da atıyorum bakın Red Hat OpenShift var. Red Hat OpenShift aslında pek bugün bizim işte bulut sistem dediğimiz, cloud sistemler dediğimiz sistemlerin pek çoğunun ticari olarak arka planında bir yerlerde çalışan bir firmalar bunlar. Doğrudan kendisi bir şey üretmek zorunda değil. Kendisinin ihtiyacı olan bir şeyi sağlayan açık kaynak kodlu yazılımı destekliyor, finanse ediyor. Yani çoğu zaman ilişkiler burada. Ve açıkçası bu açık kaynak kodlu yazılımların en güzel örnekleri de belirli sabit işte çekirdek ekiplerden değil, dünyanın her tarafından katılımlarla, eş güdümle sağlanabiliyor. O konuda da açıkçası bu firmalar şeyi destekliyorlar. Olabildiğince çok katılımcının katkı koyduğu açık kaynak kodlu yazılımları destekliyorlar. Çünkü ihtiyaçlar var. Bu kadar. Sezyum konusunu biraz daha derinleştirebilirsek. Aslında sezyum konusu şöyle o şöyle son ağacı açalım. Sezyum burada bir yerde. Sezyum konusunu derinleştirebiliriz fakat şöyle derinleştirebiliriz. Sezyum en temelde size üç boyutlu bir harita ortamı sağlıyor. Son birkaç aydır Unreal Engine dediğimiz oyun motoruyla da çok yakın ilişkileri ve geliştirmeleri var. Hatta bu işe Microsoft da bulaşmış durumda. Hatta Nvidia da bulaşmış durumda. Yani Cesium ilk başta bir üç boyutlu harita ortamıydı. Yani size bir VGS 84 elipsoidini sunuyordu. Bu elipsoidin üzerine siz
sayısal arazi modelini, dijital elevation modeli koymak zorundasınız. Dijital elevation modelinin içerisine nokta bulutu koyabilirsiniz ya da o sayısal arazi modelini çeşitli CVS altlıklarıyla besleyebilirsiniz, kaplayabilirsiniz. Bunun dışında tek başına üç boyutlu objeleri göstermeniz mümkün. Bu üç boyutlu objeleri animasyonlarla göstermeniz mümkün. Fakat şöyle bir şey, Cesium tek başına bu sistemlerin gösterimini sağlayan bir kütüphane. Yani atıyorum bir sayısal arazi modelini benim Cesium'e yüklemem için burada farklı kütüphaneler kullanmam gerekebilir. Farklı serverlar kullanmam gerekir. Bir örnek vermek gerekirse şu iTunes JavaScript kütüphanesini geliştiren Fransızlar geçmişte şunu yaptılar. Cesium altyapısına GeoServer'dan yükseklik modellerini yayınlayarak arazi modeli elde ettiler. Sonrasında kendi sistemlerinde veya işte bilmiyorum bir takım şeyler, darboğazlar ortaya çıktı muhakkak ki o fikirden vazgeçtiler. Yani aslında bunların hepsi bir altyapı meselesi ve o altyapıyı besleyebilmek meselesi. Örneğin Cesium'da siz nokta bulutlarını da görüntüleyebilirsiniz. Potree dediğimiz kütüphane var. Potree'de de gösterebilirsiniz. Fakat Cesium'a aktarılan nokta bulutlarının önemli olan alıp atmak değil, onların karalanmasını ve parçalanmasını sağlamak. Böylelikle istencilerin olabildiğince çok sayıda parçayı olabildiğince hızlı bir şekilde edinmesini sağlamak. Cesium konusunda derinleştirebileceğim şey bu. Onun dışında bildiğimiz bir JavaScript kütüphanesi ve Ion diye bir cloud platformu yarattılar ve daha sonrasında o Ion platformu ticari bir hale getirdiler. Ion platformu üzerinde aslında ücretsiz olarak 5 GB'a kadar veri depolayabiliyorsunuz ama ücretli olarak da 50 GB'a kadar veri depolayarak üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz. O tip bir ücretli üyeliğe de geçti. Bunun haricinde sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Biraz daha bekleyeyim. Özellikle öğrenmelerini tavsiye edeceğim dil hangisidir? Yani şöyle bir şey var. Son yıllarda giderek artan sayıda Python kütüphanesi ve Python tabanlı yazılımlar ön plana çıkmaya başladı. Bunlar yavaş yavaş yaygınlaşıyorlar ve JavaScript frameworklerinde neler olabilir? Örneğin şu örneği vereyim size işte bir web framework olarak Django yani dünyanın pek çok yerinde işte web uygulaması geliştirmek için hızlı bir yazılım dili. Fakat arka planda yine Python var. Yani dolayısıyla siz Python'ı öğrendiğiniz zaman yine Django'yu bilebiliyorsunuz. Tahmin edilebilir. Daha doğrusu şöyle öğrenme sürecini çok çok hızlandırabilir bu size. Çünkü Python'a aşina olduğunuz için Django'nun ne yapacağını da az buçuk kestirebiliyorsunuz. Ama onun dışında çok ciddi bir Java ağırlığı var diyebilirim. Hani gönül ister ki C++ bilelim ve buradaki ismi geçen kütüphanelerden bir tanesini geliştirelim. İhtiyaç duyulan bir alan olsun. Fakat işte coğrafya kader midir değil midir tartışması. C++'da çok yoğun olarak kullanılan bir kütüphane, bir yazılım dili aslında bu kütüphaneler arasında. Coğrafya kaderdir.
Eğer şu perspektifi biraz açabildiysem, yani bir sistemi geliştirmek gerektiği zaman sıfırdan kütüphane, evet, Turf.js'ten bahsetmedim, doğrudur. Neden bahsetmedim? Unuttum. Veya doküman arasına denk gelmedim. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. JavaScript kütüphanelerin çoğuna değinmedim. JavaScript kütüphanelerin çok ciddi bir ağırlığı var bu sistemler arasında. Yani örneğin hani şundan bahsediyorduk. Bir Proj diye bir kütüphanemiz vardı bizim. Ta 1980'li yıllarda ilk oluşmuş bir kütüphane. Aslında bu kütüphanenin ardını JavaScript için sonra yenilendi ve coğrafi bilgi sistemleri alanında yine ilk çıkan JavaScript kütüphanelerinden bir tanesi. Proj4.js yine 4 ile yazılıyor. Ve onun ardılı olan pek çok şey var. İşte Proj4.js'den de bahsetmedim. İşte Turf'tan da bahsetmedim. Ne bileyim. Başka pek çok JavaScript kütüphanesinden de bahsetmedim. Çünkü açıkçası o çok daha kapsamlı bir çalışmayı gerektirirdi. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan yoksa yavaş yavaş kapatabilirim sanki. Sezimli alakalı bazı. Sezim ile ilgili eğitim videoları arkadaşlar, Sezim'in açıkçası eğitimini verecek düzeyde hissetmiyorum kendimi. Çünkü şöyle bir şey var. Yani çok yüzeysel bir JavaScript bilgim var. Bu yüzeysel JavaScript bilgimi aslında Cesium'un dokümanlarını araştırırken öğreniyorum. İşte sorunlarla karşılaşıyorum. O sorunları çözmeye çalışırken farklı fonksiyonları kullanıyorum. Aslında benim hani Cesium'da geliştirme yapıyorum dememdeki şey şu. İşte önümde bir sorun var. Atıyorum 3 boyutlu bir bina modelim var. 3 boyutlu bir bina modelin bir yerini yakalamam lazım. Bir noktasını yakalamam lazım. İşte dokümantasyonunu aç, oku ve geliştir. Aslında burada bir şeye değinmekte fayda var. Şimdi çok daha eski zamandan beri bilgisayar kullanan bizim işte abilerimiz, ablalarımız yaşındaki insanların çok daha temelden bir takım yazılım bilgilerini kullanarak aslında bu çözümleri geliştirdiğini biliyoruz. Fakat onların bakış açısıyla işte parçaları bir araya getirmek, işte parçaları bir araya getirip kullanmak vesaire bu şey biraz küçümseniyor gibi geliyor. Yani gereksiz küçümseniyor. Halbuki parçaları bir araya getirmek güzel bir şeydir. Hangi parçaların bir araya geldiğinde uygun bir çözüm sağlayacağını öngörmek zaten o mühendislik olur. Onu yaptığınız zaman ben şu konunun mühendisiyim, ben bu konuyu öngörebilirim diyebilirsiniz. Çünkü bu yabana atılacak bir şey değil. Bunların alanlarını bilmek, fonksiyonlarını bilmek, en temelde şu bilgiye haiz olmak gerekiyor. Yani bu arkadaş ne yapar? Bu kütüphane ne yapar? Yani bunun yetenekleri nedir? Gibi bilgilere haiz olmak gerekiyor ki sorunla karşılaştığımız zaman onu hatırlayabilirim. Yani şöyle şöyle bir sorun vardı ama işte böyle böyle bir kütüphane bu sorunu çözebiliyordu hatırladığım kadarıyla. Çünkü bunun için geliştirilmişti vesaire gibi bir bakış açımızın bir yani ufkumuzun o noktasındaki çıkış yollarını bulmamız gerekiyor, araştırmamız gerekiyor. Sezim için gereken 3D datanın yayın için Ion harici önerdiğiniz open source çözümleri var mı? Var. Open source şimdi şöyle şeyler var.
Birincisi, üç boyutlu objeleri siz zaten yayınlayabilirsiniz. Kendi sunucunuzdan. Kendi sunucunuzdan yayınlamak demek ne demek? İşte bir Linux işletim sisteminiz var ya da neyse karıştırmayayım. Linux kullanın. arkadaşlar 4 sene oldu Linux'u geçtim. Artık evimde hiçbir şekilde Windows falan kullanmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. Bir daha o kötü günlere geri dönmek de istemiyorum. Linux sunucunuz var. İşte çok basit. Sudo apt install apache. Yani apache bir web sunucusunu kurdunuz. Yani artık nedir? Benim bilgisayarım dışarıya 80 portundan bir yayın yapıyor. Bu yaptığı yayına biz normalde ne istiyoruz karşı taraftan? HTML dosyası istiyoruz. HTML de en temelde bir dosya. O dosyayı istiyoruz. Ama üç boyutlu objeleri niye istemeyelim? İsteyebiliriz. Üç boyutlu objeleri oraya koyduğunuz zaman Apache sunucusundan yayın yapabilirsiniz. Onun dışında iki boyutlu katmanlar için buradaki coğrafi bir ne derler? CVS sunucusu sistemlerin herhangi birisini kullanabilirsiniz. En temelde standartlarla konuştukları için yani işte web servis, web map tile servis ve benzeri şeylerle standartlarla konuştukları için rahatlıkla sezgi veri aktarabilirler. Son olarak bir tek şey var. Arazi modeli. Arazi modelini bir tile server yazılımını kullanmanız gerekiyor. O yazılımda yayınlamanız gerekiyor. Yani arazi modelini yayınlamanız gerekiyor. Önerim şu arkadaşlar. Yani ufkumuzu olabildiğince açık tutalım. Ufkumuz geniş. Bakın şu manzara bize bir şeyi açıklıyor olmalı. Bakın burada Türk yok. Türkiye'den firma yok burada. Yani burada bir sıkıntı var. Anlaşılan bir sıkıntı var. Yahut standartlar konusunda, standartlar konusunda da yani Türkiye'den işte ne bileyim ismi lazım değil bir takım formatlar yok. İşte CTML var mesela, PlanCML yok. Ne alaka? Nasıl bir bağlantı var arada? Şu bağlantı var. Artık açık kaynak kodlu yazılımların bir ekoloji yarattığı, ticari olarak başarı sağladığı belirlenmiş durumda ve bundan ekmek yiyen çok fazla sayıda yabancı girişimci var. Çok hızla büyüyen firmalar var. Örneğin bu firmalardan bir tanesini örnek vermek gerekirse burada Boundless.io var mesela. Çok hızla büyüdüler. İnanılmaz bir location intelligence, işte mekansal geliştirmeleri yaptılar. Altyapılar sundular ve arka planında tamamen açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılıyor. Hani biz şunu kullanıyoruz dedikleri hiçbir ticari ürün görmedim neredeyse. Ve bir değer yaratıyorlar. Katma değer yaratıyorlar. Bu katma değeri bizim de üretebilmemiz gerekiyor. Mevcut koşullar buna şu anda izin vermiyorsa ileride olacaktır. Çünkü tek bir nehir var ve o nehrin nereye aktığı belli artık. Yavaş yavaş insanların bu nehre kendini kaptırıp parasını kazanması, balığını tutması gerekiyor. Benim naçizane bu eğitimle ilgili vermek istediğim perspektif buydu, açı buydu. Hiçbir şey öğretmek istemedim. Sadece biraz perspektifi açıp, biraz yelpazeyi genişletip, biraz ufuktaki sisleri dağıtmak istedim. Yapabildiysem ne mutlu. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa son bir soru daha alabilirim, sonra kapatabilirim. Ömer Bey son bir soru sorsam demiş. Tabii sorun Ömer Bey.
Evet, Python üzerinde yaklaşık 3 senedir çalışıyorum fakat sektörde kabul görmüyor gibi. Evet, maalesef böyle bir şey var. Yani böyle bir sıkıntı da var. Bu sıkıntı da nasıl aşılabilir? Yani şöyle bir şey söylesem, yani elimizde uçak yapabileceğimizi söyle bir şey var, malzeme var. C# yöneldim. Şu anda bunun üzerinde .NET MVC ile geliştirme yapıyorum. Yani bu konuda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Sektöre çok hakimler veya işte endüstriyel sektörde ya da ticari sektörde çok yaygın olarak C# ve işte ASP.NET, MVC vesaire gibi şeyler geliştiriyor. Yani fakat Python konusunda aslında özel sektörde emekliyor bence diyebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de halen daha bir şeyler çok fazla üretilemiyor desem benim açımdan doğru olur. Yani bir elin parmak sayısı kadar başarılı harita uygulaması varsa Türkiye'de bu aslında bizim biraz eski demeyeyim de işlemeyen metotlarla, işlemeyen çalışma biçimleriyle çalıştığımızın bir göstergesi aslında. Değişimin başlaması gerektiğinin de bir işaret fişeği. Yani benim de işte iş görüşmelerinde sıklıkla karşıma çıkan konu şu oluyor. Yani işte ArcGIS biliyor musun? Yani bilmiyorum. İşte ArcGIS'te şu şeyi bilmiyorum. İşte falanca kütüphaneyi biliyor musun? Bilmiyorum. Yani yaygın moda veya işte ne derler? Karşınızdaki insan kaynakları görevlisinin bilebileceği kütüphanelerle ya da bilebileceği konularla çok fazla şey yapmamak gerekiyor artık. Yani işin biraz daha spesifik olması lazım. Biraz daha farklı bir yere doğru gitmesi lazım. Bunun dışında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok benim de maalesef. Demek estağfurullah. Kahve içiyorum. Yutkunma sesi geliyor mu? Emin olamadım. Peki ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sunumu burada bitiriyorum. Son bir soracağınız bir şey varsa 5, 4, 3, 2, 1 deyip sunumu kapatabilirim. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Son olarak dediğim gibi bu dokümanı GitHub, LinkedIn ve HKM İstanbul Akademi kanallarından paylaşacağım. Ayrıyeten bunun arka planda bir Excel listesi var. Google dokümanlarda ve işte bir form olarak oluşturuldu. O formdan da işte bu dokümanı geliştirelim. Daha işte güncellemek isterseniz, üzerine çalışmak isterseniz liste ve formatlarını da paylaşıyor olacağım. Murat Bey, kendi için sorun. Peki, ben teşekkür ederim arkadaşlar. Murat Bey isterseniz siz de kendi sorunuzu veya eleştirinizi veya katkınızı bana LinkedIn sayfasından veya başka bir kanal aracılığıyla iletebilirsiniz. İletişim bilgim olması lazım sizde, bende var keza. Peki, iyi günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.